Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında Çemberde uzunluk konusundaki 9. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. O merkezi çemberde 6, 12, 18 verilmiş. Buna göre R nedir diye soruluyor. Arkadaşım burada ne var? Merkez var, keriş var. Çektik. Ne olacak? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Hemen şurayı 18'i iki eş parçaya bölecek. 9, 9. Buraya 3 kaldı. E hocam şuradaki 18'i de kullanmalıyız. Şuradan da şöyle bir dik çizsem dikdörtgen oluşuyor mu burada? Oluşuyor. E o zaman buraya A dersem burası A. Burası 3 ise burası da 3. Buraya da 18 eksi A mı kaldı? Evet. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. E o zaman ne duruyorsun? Haydi çizsene hemen çizdik. Yarı çapı çizince hocam bir burada Pisagor bir de burada Pisagor. Her ikisinde de R'ler var. O zaman R kare eşittir diyelim şurada. Şurada R kare eşittir. Hemen altta işlemimizi yapalım. R kare neye eşittir? Hocam şuradakinde a kare artı 9'un karesine eşittir. Aynı zamanda şuradakinde 3'ün karesi artı 18 eksi a'nın karesine eşittir. E burada a kare artı 81 eşittir. 9 artı 18'in karesi 324 eksi bunun iki katı 36 a artı a kare oldu. Tamam a kareler gitti mi gitti. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 333 yaptı. O zaman 36 a'yı da öbür tarafa attık. 36 a eşittir 333 eksi 81 yaptı. 333'ten 81 çıkınca kaç kalıyor? 252 kalıyor. 252. 252'yi de 36'ya bölünce o da 7 mi kalıyor? 6 kere de 42. Evet, 7 kalıyor. O zaman cevap buradan 7 bulduk. Ama neyi 7 bulduk? A'yı 7 bulduk. A 7 ise A yerine 7 yazdığımızda R de burada Pisagor bağıntısından R kare de neye eşittir? 7'nin karesi artı 9'un karesinden. Yani 49 artı 81'den yani 130 mu yapıyor? Evet R de buradan kök 130 çıkar dostum. Evet birinci soruyu böylelikle ne bulmuş olduk? Birinci soruyu Akçay çıktı. Geldik 2. Mimar müjde yapacağı bir çizim için 2 kök 3 santimetrelik uzunluğa ihtiyaç duymuştur. Bu uzunluğu elde etmek için müjdenin elinde sadece cetvel, açı ve pergel vardır. Müjde 2 kök 3 santimlik uzunluğu elde etmek için aşağıdaki öngörülerde bulunmuştur. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. 4 cm uzunluğunda bir doğru parçası çizip bu doğru parçasının uç noktalarından 60 derecelik ışınlar kestirerek bir eşkenar üçgen oluşturalım. Evet 4 santimlik bir eşkenar üçgen oluşturalım. Şurada yani 4 santimlik bir şey belirledim. 60'ar er santimetrelik bir ışınlar çıktım. Şöyle şöyle bir eşkenar üçgen oluştu. Bir kenarı 4 birim değil mi? Evet oluşturulan eşkenar üçgen iki köşesinin üst üste gelecek şekilde katlanırsa kaç çizgisi Evet. Eşkenar üçgenimiz bu. Ben bunu katlayacağım. İki köşesi üst üste gelecek şekilde. Mesela şu köşesiyle bu köşesi üst üste gelecek şekilde katlarsam bu yükseklik doğrusu boyunca olmaz mı? İşte buradaki kat çizgisinden bahsediyor. Şöyle katladığımızda simetrik ekseni bu oluyor zaten. E o zaman yükseklik 2-2 30'u karşı 2 ise burası da 2 3 yaptı. A şıkkı doğru oldu mu? Oldu. 2 köküç elde ettim çünkü. Sonra B şıkkı. Yarı çap uzunlukları 2'şer santimetre olan iki çemberin birbirinin birbirlerinin merkezlerine gelecek şekilde kestiğim kesyen noktaların birleştiren doğru parçası Evet iki çemberi kes istiyorumiyorum yarıçap ikişer santimetre merkezleri üst üste olacak şekilde şöyle birleştirdim Tamam şimdi yarıçap 2 mi 22 e hocam Burası da 2 Burası da 2 Burası da 2 Burası da 2 2 2 2 2 Burası da 2 eşken üçgen oluştu bizden ne isteniyor kestim noktaları. çemberlerin kessim noktalarını şöyle birleştirdiğim zaman Burası iki köküştür diyor doğru mu Evet şurası da 60 Burası da 60 olduğu için e, bu X kenar. Yani 30 30 120 üçgen çıktı. 2-2 iken burası da 2 3 yapar mı? Yapar. Bu da doğru olmuş oldu. Sonra C şıkkına bakalım. Yarı çap uzunluğu 2 santimetre olan bir çemberin yarı çap uzunluğu 2 santimetre olan bir çemberi çiziyorum. Şöyle 2 santimetre. Merkezinden geçen yarı çap uzunluğu 4 santimetre olan başka bir çember çizelim. Evet. Buradan yarı çapı da 4 santimetre olan başka bir çember çizelim. Şu merkezi burada olsun. Şu da 2 olsun. Peki. Bu çemberlerin kesim noktaları arasındaki uzaklık iki köküçtür diye söyleniyor. Hmm. Şimdi şuradaki uzaklıklar iki köküç müdür? Yok değildir. Çünkü niye? Şunu şöyle çizersem bunun yarıçapı çapı 2. Bunu böyle çizersem bunun yarıçapı çapı 2. Bunun yarıçapı çapı 4. Bunun yarıçapı da 4. E hocam şuradaki birleştirdiğim zaman bu bir deltoid çıktı. Deltoid'den dolayı şunlar birbirine eşit oldu. E burası 2 kök olamaz. Çünkü niye? Kestirdiğim zaman bu 90'dan küçük. Bak burası 2 ya. Pardon olabilir. belki olabilir. Doğru. 2 kökü çünkü şunun arasındaki uzaklık deniliyor. Valla Pisagor'dan bulacağım. Aslında ben burayı ama Pisagor'la da yapmak istemiyorum açıkçası. Acaba tamam köküç olsun. Şurası köküç olursa. O zaman burası da köküç olur. E, 4'ten köküçün karesi çıktı 1. O zaman burası 1 yaptı. 16'tan köküçün karesi çıktı. 13. Burası da kök 13 yaptı. E, buradaki uzunluk 1 artı kök 13 olması lazım. Ama buradaki uzunluk yarı çaptan dolayı kaç olması lazımdı? Bu uzunluğun 4 olması lazımdı. Yarı çap uzunluğundan dolayı. O yüzden yanlış olan şık bu şık yani cevap Ceyhan oldu. Ama diğerlere de bakalım. 2 cm uzunluğunda bir doğru parçası çizip bu doğru parçasının uç noktalarından 60 ve 90 derecelik ışınlar. Evet 2 cm 90 ve 60 derecelik. bir dakika 60 derecelik ve 60 derecelik ve 90 derecelik ışınlar diyor. Şöyle olacak değil mi? Evet. Şurası 60 derece bir yaşım ve 90 derece bir açım. Burası da 30. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 köküç oldu olur mu? Evet. Böylelikle dik üçgen diğer dik kenarı da 2 köküç olur diye söyleniliyor. Doğru mu? Doğru. Yarıçap uzunluğu 4 santimetre olan bir çember çizip hemen çiziyorum. Yarıçap uzunluğu 4 santimetre olan bir çember çizdik. Çizip yarıçaplarından birini dik ortalayan. Bak bu yarıçap, bunu dik ortalayan. Hop dik ve ortalayan. 2 2. E yarı çap uzunluğu 4 en etkili silahımız yarı çap çizmek al sana 4. 90'ın karşısı 4 ise 30'ın karşısı 2'dir. Burası da 2 kök 3 yapar. E o zaman burası da 2 kök 3 oldu. Evet bir kiriş çizdik. Çizdiğim kirişin uzunluğunun yarısı 2 kök Evet çizdiğimiz kiriş 4 kök oldu. Yarısı da 2 kök oldu. Doğru mu? Doğru. Cevap böylelikle C anı olarak garantilenmiş oldu. Evet geldik 3'e. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hemen uyguluyoruz kardeşim. Şurası 90 derece R. E burada ne oluştu? Şu çeyrek daire olduğu için 90 derece dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı oldu. R kare eşittir 9 çarpı 16. E buradan ne geldi? Kare kökünü alınca 3 çarpı 4 12. R'yi 12 bulduk. R 12 bizden ne isteniyor? O AB üçgenin AB kenarı T noktasında teğettir. Buna göre X kaçtır diye soruluyor. X nerede? BK. Evet BK. Şurası X'miş. Yarı çapı 12 bulduk. E hocam burası da 12. E şimdi dikkat et. Şu uzunluk bu, bu Pisagor bağıntısından 12, 16, 20 olmak zorunda. X artı 12 eşittir 20 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 8 buluruz. Yani 3. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Hocam şu eşitliği kullanacağım. Bunu da böyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet o merkez çember. Çemberler birbirine değdiği zaman, merkezlerini birleştirdiğimiz zaman değme noktasından geçiyordu. O zaman burada da AB çap olacaktır. Zaten demiş. Sıkıntı yok. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. E hocam buradan ne çıktı? Şunlar birbirine paralel ve şunlar birbirine eşitse o zaman bunlar da birbirine eşittir. AC, CD'yi vermiş. 6 kök 3, 6 kök 3 vermiş. Hocam o zaman burası şöyle baktığımız zaman R mi? Evet. Burası da R. Ee, burada bir orta taban çıkmıştı. Şunlar birbirine eşitti. Burası da R. A. 90'ın karşısı 2R oldu. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. Burası 30. Burası da 60 oldu. 30'un karşısı R'ye 60'ı 60'ın karşısı da R'ye kök 3. R'ye R kök 3. Köküç, 12 kök 3'e eşit olmak zorunda. R'yi de böylelikle 12 olarak buluruz. O merkezi çemberin yarıçapı çapı isteniliyor bizden. Cevap böylelikle C han çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Evet AO ile OC'ye birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu. E, büyük yarım çemberin merkezi oldu burası. Ben buraya A dersem yarı çapa A artı 6. Burası da A artı 6 olduğundan. Ve bu da yarı çap olduğundan A artı 6. Burası da A artı 2 mi oldu? Evet. Sonra şurası dik verilmiş. Kardeşim yarım çemberde çapa dik verilmişse hemen ne yapıyorduk? Hop çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur. Ne çıktı burada? Bir öklit bağıntısı çıktı. Hemen öklit bağıntısını uygulayalım. Yani A artı 2'nin karesi eşittir. A çarpı A artı 6 mı yapacak? Evet. Buradan a kare artı 4 a artı 4 eşittir a kare artı 6 a oldu. A kareler nanay oldu. Buradan 2 a eşittir 4 a'yı da 2 bulduk. BC uzunluğu isteniyor bizden. A2 ise o zaman burası 8 8 toplamda tüm uzunluk ne yapmış oldu? 16 yapmış oldu diyeceğim ama BC uzunluğu isteniyor bizden. A tamam şurası isteniyormuş. A2 ya 2 artı 8'den buradaki uzunluk kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. Yani cevap böylelikle C -han oldu geldik 6'ya. Ne diyor 6'da? O Evet diyor ki düzlemde verilen O ve M merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 2 ve 4'müş. Evet O merkezli çemberin yarıçapı 2, bunun da 4. M merkezli çember O merkezli çemberin merkezinden geçmektedir. Evet O merkezli çemberi çiziyorum şöyle. Yarıçapı 2 olan bir çember. Sonra O merkez M merkezli çember de O merkezli çemberin nesinden geçiyormuş arkadaşlar. Merkezinden geçiyormuş. Bunu da böyle çizdik. Bu da şöyle Birinin yarıçapı, çapı 2, diğerinin yarıçapı da 4. Yani burası da ne oldu? 2 oldu. E şimdi bizden ne isteniyor? Şuradan M merkezi çember AB uzunluğu isteniyor. Çemberler A ve BM noktalarında kesiyormuş. Yani şurası A, burası B. Bizden AB uzunluğu isteniyor. Kardeşim şunu şöyle çizersek hocam bu da 4, bu da 4 değil mi? Evet. Şu yarıçap 2, bu yarıçap 2. A ne geldi? Burada deltoid. Bizden de zaten şuradaki uzunluk isteniyor. Şuraya x dersek burası da x değil midir? Evet, deltoid de şu x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için. Delta üçte köşegenler dik kesir ondan dolayı. Ya da kiriş kiriş çizilen dik iki eş parçaya böler diyebiliriz. O yüzden x x oldu. Şimdi burada işlem yapacağız arkadaşım. Şuraya bir a dersem buraya ne kaldı? Tamamı 4 olduğundan 4 eksi a kaldı. Sanki ikinci sorunun D şıkkında da böyle bir şey vardı. Bunu ispatlamaya çalışıyorduk. Pardon C şıkkında. Evet şimdi asıl ispatı yapacağım. Orada değeri koymuştum tutmamıştı. Burada ispatlayacağım. Arkadaş bir burada Pisagor var bir de burada Pisagor var. Her ikisinde de X ortak. O zaman x'i yalnız bırakıyorum. x kare neye eşittir? 2'nin karesi. Yani 4 eksi a kareye eşit olacaktır. Yazayım hatta. 2'nin karesi eksi a'nın karesine eşit olacaktır. Aynı zamanda 4'ün karesi eksi 4 eksi a'nın karesine eşit olacaktır. Her ikisi de x'in karesine eşit. E buradan 4 eksi a kare eşittir. 16 eksi. Normalde bu nedir? 16 eksi 8 a artı a kare olduğundan. Önünde eksi olduğundan eksi 16 artı 8 a eksi a kare eşit oldu. Şunlar şunlar gitti bunlar da gitti. 8a eşittir 4 ise a'yı da buradan 1 bölü 2 bulduk. Evet a 1 bölü 2 ise şuradaki dik üçgenden bak 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 yerine koy 1 bölü 2. O zaman 2'nin karesi de eşittir. Ee, buradan x'in karesi artı 1 bölü 2'nin karesi değil midir? Evet buradan 4 eksi 1 bölü 4 eşittir x kare yaptı. x de böylelikle x kare de 15 bölü 4 yaptı. Kare olacak. alacak olursak x kök 15 bölü 2'ye eşittir. A bizden ne isteniyor? AB uzunluğu. AB uzunluğu da 2x olduğundan cevapta kaç yapar? 15 yapar. Yani kök 15 yapar. Evet. Böylelikle cevabı Ceyhan bulmuş olduk 6. soruda. Geldik 7'ye. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştirin diyoruz zaten. Birleştirmiş. Merkez varsa teğet varsa çektik. Evet CB uzunluğuna A diyelim. O1C'ye ne diyelim? 3A diyelim. Şurası 3A. A hocam ne oldu burada? Büyüğün yarıçapı 4A. Burası 4A. Tamam. Şimdi Ali Bey uzunluğunda 20 vermiş. Tamam. Şunun tamamı 20 verilmiş. 4 4 8 A eşittir. 20 ise A buradan 4'e böl 5. 4'e böl 2. 5 bölü 2 çıktı. Peki. 5 bölü 2. 5 bölü 2 ise o zaman bu yarı çap ne oldu? Tam çapımız 20 ise yarı çapımız 10 yaptı. Hocam yarı çap 10. Burası R. Burası R. Burası 10 eksi R. 3A burası da 15 bölü 2 mi yaptı? Evet burası da 15 bölü 2 yaptı. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız. Yani 10x r'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 15 bölü 2'nin karesi. Yani 225 bölü 4 yaptı. E o zaman burada 100 eksi 20 r artı r kare eşittir. 225 bölü 4 yaptı. Bir de artı r karesi de vardı. Onu da unutmayalım. R kareler gitti mi gitti. Buradan 100 eksi 225 bölü 4 eşittir 20 R yaptı. 4 ile 100'ü çarparsam 400. 400'den 225 çıkartırsam sanırım 175 değil mi? Evet 175 bölü 4 eşittir 20 R yaptı. 5'e bölsen 4 5'e bölsen 35 o zaman buradan ne geldi 35 bölü 16 R'yi de 35 bölü 16 diye buluruz dostlar. Evet 7. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 8'e. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştireceğiz. Bunun merkezi burası. Bunun merkezi burası. Hop merkezleri birleştirince nereden geçiyordu? Tam olarak değme noktasından. Evet bize neler verilmiş? Buranın R olduğunu biliyoruz. E o zaman buraya da R yaz. 2R ise burası da 2R. Hocam bunun yarıçapı da 2R oldu. Eyvallah. Aa burası da 4 kök ki Bitti gitti. Dik üçgen var mı elimizde? Var. Biri 3R hipotenüs uzunluğu. 3R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4 2'nin karesinden işlem yapacak olursak. 9R kare R kare artı 32 eşit oldu. 8R kare 32 yaptı. E buradan R kare 4 ise R'yi de kaç bulduk? 2 bulduk. BC çaplı çemberin işte çapı isteniyor. X isteniyor. X de 2R'ye eşit olduğundan R'yi de 2 bulduğumuzdan dolayı cevapta kaç çıkar? 4 çıkar 8. soru. Geldik 9'a. Evet. Arkadaşım en etkili silahımız yarı çap çizmek. Dörtgen. Burası da 4 mü? 4. E şuraya bir A dersek. Burası A artı 3 yaptı. E burası da A artı 3 yapacak. Burası A artı 3 olduğundan dolayı buraya da A artı 2 mi kaldı. Evet bak yarı çapı A artı 2. En etkili silahın yarı çap. Hemen çiz kardeşim yarı çapı. Çizdiğin yarı çapı. Yarı çap uzunluğu da A artı 2 değil miydi? Evet A artı 2 burası. A Pisagor. Hemen ne yapacaksın? A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesinden. İşlem işlem işlemle A'yı bulursun. 4 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 ko üçgendir. 3 koyarsak sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Çember yayının yarı çap uzunluğu. Bu çember yaylı çemberin yarı çap uzunluğu nedir diye soruluyor. A artı 2 isteniyor bizden. Cevapta kaç çıkar o zaman? 5 çıkar arkadaşım. Yani 9. soru. E dremit oldu. Geldik ona. Şekilde 3 çemberden. Her biri diğer ikisine ve Üçgenin her bir kenarı çemberlerden ikisine dıştan teğettir. Çemberler eş ve yarıçapları 6 santimdir. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz gençler? Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyoruz. Birleştirdik, birleştirdik, birleştirdik. Merkez varsa teğet varsa çektik, 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 çektik. Bunları uyguluyoruz. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Bunlar da altışar bilimi olarak verilmiş. 6 6 6 6 6 6 6 A ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Burası 12. Burası da 12. Burası da 12 çıktı. Şurası ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60. Şurası 90 ve burası 90 ve burası da 6 olduğundan dikdörtgen oldu burası. 12, son 12'yi yazdık. O zaman burası 90, burası da 90 oldu. Aynı şekilde burası da 90 oldu. 60 ise burası da 120 derece falan filan. ABC üçgenin çevresi isteniyor. Aman Allah'ım. Burası 120 ise 90, 90. Dikkat et şimdi. 90 90 180 şu ikisinin toplamı da 180 yapması lazım dörtgen iç açısından dolayı. O zaman burası 60 oldu. Aynı şekilde burası da 60 burası da 60 olur mu? Olur. E şimdi sen şunu şöyle çizecek olursan yani ne oluştu burada? T, T tuzunları birbirine eşit ya. Burada ya da kollar açısından dikmeler eşit ayıklığı yerler de birbirine eşit olur o zaman. Nerede oluyor da bu? Açı ortaydı. 30 30. 30'u karşı 6 60 60'ı karşı kök köküç oldu. Aynı şeyin lacivertlerinden dolayı buraları da kök köküç olacaktır. O zaman bir kenar kaç yaptı? 12 köküç artı 12 eşit oldu. Çevre ne olacaktır? 12 köküç artı 3'ü kaçla çarpacaksın? 3'le çarpacaksın. 36 köküç artı 9 yapar arkadaşlar. 12 köküç artı 12 pardon. 36 köküç artı 36 olur. Yani 36 parantezinde 1 artı köküç olur. 10. sorunun çözümü arkadaşlar. Cevabı pardon. Ve geldik 11. soruya. <laughs> ABC üçgenin çevresini vermiş. Kardeşim ne var burada? Ya bir şey yok aslında şöyle bakacak olursan. ABC üçgenin çevresini de vermiş bize. Şu T, T uzunlukları birbirine eşit değil mi? Evet A ise A. Burası B ise B. Sonra şuraya C ise burası da C. Kardeşim şu ortak dış T uzunlukları birbirine eşit değil miydi? A artı C ise burası da A artı C olacak. Sonra buraya da D diyelim istersen. E o zaman buraya da D dediysen tamam A artı C ise burası da A artı C eksi B eksi D mi yapacak? Çünkü şunları birbirini götürecek. E. O zaman bizden ne isteniyor? Şimdi Nm 6 Kale. Nm 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 Nm. Nm artı Kale. Oo, A artı C'den iki tanesi isteniyor. Çevreye bak bakayım. A B C, D var bir kere. Değil mi? Çevre. Yani 24. A artı B artı C artı D var. A B C A artı C var. B artı A artı C eksi B eksi D var. Bu 24'e eşitmiş. B'ler D'ler nanay oldu mu? Nanay oldu. 2 A artı B'ler D'ler nanay olacak pardon. Hop gitti. O zaman 2A artı 2C 24 yaptı. B bizden ne isteniyor? MN artı KL isteniyor. Yani A artı C A artı C toplam isteniyor. O da kaç yaptı arkadaşlar yine? 2 artı 2 C yaptı. 2 A artı 2 C de ne eşittir? 24'e eşittir. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Ve 11. soruyu da denizli bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözüm... <laughs> konuşamıyorum. 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.